Diğer bir husus Sayın Başkan dün burada intiharlarla ilgili olay görüşülürken uyuşturucu meselesinde üzerinde duruldu. Türkiye aslında hakikaten ciddi bir konu. Dünkü görüşmeden sonra ben de Samsun'dan ciddi birçok telefon aldım. Özellikle Samsun'da da uyuşturucu ile ilgili ciddi sorunların olduğunu burada ifade etmek isterim. Ee, tabii bir mücadele de yapılıyor. Emniyet güçlerimiz mücadele ediyorlar. Ancak bu mücadeleler maalesef yetersiz kalıyor. Bunun kaynağına inilmesi lazım. Özellikle Canik ilçemizde ee, daha da büyük bir sorun haline gelmeye başladı bu uyuşturucu konusu. Yani orada satıcıların olduğunu. Toparlayalım lütfen. satıcılar var sokakta apaçık bir şekilde kullanıcıları var hatta silahlı kavgalar var pompalı tüfeklerle sokaklarda gezildiği ifade ediliyor ee, hele akşam vakitlerinde ana caddelerde dahi e, gezilemediğini bize oradaki e, arkadaşlarımız ifade ediyor bunları tabi e, hem A'si, hem de bu temel işte sınır güvenliğinden başlayarak buna ilişkin tedbirler mutlaka alınmalıdır ancak yani yerelde bir kısım şartlar da bu işi oluşturuyor örneğin işte Canik'te ifade edilen e, kentsel dönüşüm nedeniyle bazı mahallelerin boşaltıldı ve buralarda da uyuşturucu çetelerinin e, örgütlendiği, oralarda barındığı söyleniyor. E, buralarda da belediyeler kendi arasındaki sorunları da hallederek büyükşehirle ilçe belediyeleri, kentsel dönüşüme açılması gereken alanların yani bir an evvel üzerine gidilmesi lazım. Buralarda yuvalanmalarında önüne geçmemiz gerekiyor. Uyuşturucu konusu e, dolayısıyla Türkiye'nin ve Samsun'umuzun önemli bir sorundur. E, teşekkür ederim Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum.